Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden V-Rising'e devam ediyoruz. Şimdi bu bölgede, yani şu an aşama 3 olması lazım bu bizim geçtiğimiz. 3. aşamada, öyle mi gösteriyor? Öyle olması lazım. 1, 2, 1, aynen 2, 3. 3. aşamanın son boss'una geldik. Lanetli demirci Cyril. Bu Cyril'den Ors gelişmiş fırın. Kara gümüş külçesi, aynı zamanda illüzyon büyü puanı aşama 3. seviyede alıyoruz dostlar. Bunları öğreneceğiz. Bu bir sınır dostlar. Ya bu sınır boss'u. Yani bunu aldıktan sonra birçok kıyafet ve aynı zamanda kıyafet diyorum, silah sistemini öğreneceğiz. Yeni silahlarımızı yapacağız. Şimdi uzak diyor. Mesafe çok da uzak olmaması lazım. Ama ben yine atımı çağırmak istiyorum burada. Atımı çağırmak istiyorum. Hadi çağır artık. From beyond, return to my... Güzel, atımız geldi ve gidelim. Şu yukarıda, burada bir yerde olması lazım. Daha önce onu görmedik ama onun bölgesine gitmiştik herhalde. Hatırladığım. Yine böyle bir ruhların olduğu kasabanın içinde olması gerekiyor. Aynen burada bir yerde. Şimdi ortaya çıkar birazdan. Şimdi birazdan ortaya çıkar. Sağ tarafı gösterdi. Şöyle bakalım. Cadı kulübesi değil. Şurada bir yerde. Acaba şurası mı? Bence şurası. Yakında verdi. Hop, aman ha. Yok, burası cadının olduğu yer, burası değil. Ben burayı söylemedim. Maşallah, dünyanın düşmanı geldi karşımıza. Ben hep bunları arıyordum farm yaparken ama şimdi karşıma çıkıyor hepsi. Daha önce hiç bulamıyorduk bunları. Bakalım nereden veriyor. At çok hızlanmış gibi geldi bana. Buradan gideceğiz. Galiba lanetli köy şurası. O ne? Mantar. O lazım bana. Lan git. Alacağım bunu. Güzel. Köye geldik. Ata ihtiyacımız yok. Ama gündüz olması biraz kötü oldu. Keşke gece olaydı. Gerçi her tarafta böyle bir güneş gelmiyor. Çok sorun çıkmıyor. Dedim ve güneş çıktı. Gezgin de burada. Onunla bir işimiz yok. Şunlara bulaşmadan acaba geçme şansım var mı buradan ya? Hiç onlara bulaşmak bile istemiyorum. Aman aman, kurbağalar istemiyorum. Dedim ve ulaştım dostlar. Bunlar ruhani olduğu için F tuşuyla öldüremiyoruz. Canı azaldı mı? O da bizi bayağı uğraştırıyor ister istemez. İçimden geçtiler. Sağ olsunlar. Bir yetenek bulduk. Ölüm şövalyesi. Güzel. Çağrılan konumun yakınındaki düşmanlara 1.7 saniye süren bir soluk kapanı uygular. Ölüm şövalyesinin ömrü sona erdiğinde gücü %33 artırılmış bir iskelet büyücü çağırır. Çok güzel. Ölüm şövalyesinin verdiği hasar seni verilen hasarın %21 oranında iyileştirir. Abi çok iyi bir, çok iyi bir güçlendiriciymiş. Ben bunu kullanacağım burada. Ben onların silahını onlara karşı kullanmak istiyorum. Ruhu göndereceğiz abi. Boss'un yanına. Şimdi bunu C'ye alsak
Diyorum ki can kazanmaktan bu bana verecek sonuçta. Böyle bir kombinasyon yapalım. Bakalım nasıl olacak. Denemiş oluruz en azından. Şey, iskelet mi çağırıyor daha sonrasında? Tam anlayamadım. Geldi şimdi. Ölünce mi geliyor yoksa gidince mi geliyor? Heh, bunu çağırdı. Büyücü çağırdı. Tamam, güzel. En azından çok vurmasa bile bir fazlalık olacak ki boss'u biraz oyalamış olacaktır. Biz de orada boss'a saldırırız. Bir saniye, yanlış şeylere basıyorum. Bu arada gece olmuş. Hemen bunu değerlendirelim o zaman. Boss'a saldırıya geçelim dostlar. Şunları toplayacağız bu arada. Önce boss'la bir kapışalım da. Daha sonra toplarız. Ultimate attım. Bu toplar çok zarar verecek bize ama kaçmak lazım. Hoppa. Hareket çok fena yalnız. Onu söyleyeyim. Bıçağı var. Kılıcı var. Onları almak lazım. Bunu attım. Oyalansın onunla. Can çoğaltacağım. Geliyor. Of, bunu beklemiyordum. Gelecek. From my veins, I rejuvenate. Toplar ne çıkmadı ya? Ha, çıktı sonunda. Ultimate attım. Bunu attım. Hadi be. Evet, bayağı engelliyor bakın. Çıkardığımız asker en azından düşmanı oyalamış oluyor hiç olmazsa dostlar. O da bir şeydir yani baktığınız zaman. Tamam, bu olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Sersemliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ona git. Al buna git. Hadi be, gelmedi şey. Buna git.
blood sustains me. Of, çok fena vurdu. Suffer with me just a bit. Bu hiç iyi olmadı. Güzel, sersemmedi. Bitti işi. Ultim geldi, tam bitti işi. Bitti. Hadi patla artık. Hah, güzel. Ya artık arkadaşlar, boss'lara yaklaşmıyoruz. Hani yakın silahlar oraya ben ne için kullanıyorum? E tuşunu kullanıyorum. E yeteneğini kullanmak için kullanıyorum sadece. Yoksa yakından vurmak çok tehlikeli gördüğünüz gibi. Beni yaklaştırmıyor. Kırbacın şeyini bulduk. Çok güzel. Ev sunusunu bulduk. Onu yapalım mutlaka. Bu arada kan bitmiş ya. Şansa bakın. Bir kan içelim de. Kalp yiyelim daha doğrusu. Hem de bunları toparlayıverelim. Bunlara da ihtiyacımız var ilerleyen zamanlarda. Bir gümüş tarzında bir şey yapacağız. Hatta şu an görünebiliyor. Kara gümüş. Bu gerekiyor diye biliyorum ben. Evet, ruhani toz mu? Az çıkıyor abi. Hayalet kristali çıkıyormuş bu. Ruhani toz başka bir şey ama onu çıkartıyoruz diye biliyorum. Onu üretmek için bu şey madene ihtiyacımız var diye biliyorum dostlar. Yalan olmasın. Ona bakarız sonra. Nasıl vuruyor lan bize böyle? Fena vuruyor yalnız. Bakmadığım evler vardı herhalde. Onlara da bakalım aynı zamanda. Buraya baktık diye biliyorum ama bakalım yine. Şuradan bir giriş mi var acaba? Bu taraf... Ha, buraya ben bakmıştım daha öncesinde. Herhalde bakmadım, bir yer kalmadı. Burada bakmadığım yer olabilir. Aynen, buraya bakmamıştık. Bu ne? Soğuk ısırı. Üçüncü seviye. Al bakalım. Yer yok. At şunu. Şunu al. Tamamdır. Yine de bayağı bir şey bulduk hiç olmazsa. Evet. Şuraya gideceğiz. Hoppa. Bunu hiç beklemiyordum. Bir anda çıkıverdi karşıma. Burada da aslında şeyler var. Topladım onları da hazır. Buraya gelmişken. İyi olur bizim için. Bir tane geldi. Reserves run low. Yine yer kalmadı. Kemikleri atma. Şunu at. Bu işe yaramaz. Bayağı bir şey varmış yalnız.
Maden varmış. Güzel. Gene yerimiz doldu. La başım belası benim ya. Vallahi başım belası bunlar. Ama alacağım o madeni ben. Bırakmayacağım orayı. Bu kadar kolay değil bırakmak yani. Şimdi şu... Bunlar işe yaramıyor. Bu ot işe yaramaz. Taş bir işe yaramaz. At bunları. Boşuna taşımayalım. Güzel. Ne geldi? Tam göremedim. Neyse sonra bakarız. Hemen şuraya almak lazım. Bayağı bir şey bulduk en azından. Bayağı bir şey bulundu. Toplamda kaç? 250 diyelim. 500-750 bin civarında hayalet kristali toplamış olduk. Amacımıza ulaştık. Giriş bu taraftan mı? Buradan değil. Yanlış geldik. Buradan mı? Buradanmış galiba ya şuradan. Girişi bulamadım. Öyle gizli bir yere koymuşlar ki. Ortaya çıkmıyor giriş. Şimdi yeni gelen şu şeyleri bir yapalım. Bir de ışınlanma notları koyacağız arkadaşlar. Şu ışınlanmaya bakacağım önce bir. Ne gerekiyor onun için? Bir saniye bakalım şöyle. Işınlanma nerede? Şurada. Büyük kanesansı istiyor. Radyum alaşımı olmaz. Çok zor bunu yapmak. Büyük kanesansı yapılabilir. O kolay bir şey. Temel değil, büyük istiyor en azından. Bunu... Belirli yerlere yapalım. Çok fazla taş tuğla istiyor aynı zamanda. Da yerimiz yok. Ben alayım büyük kanesansını da. 10 tane. Kaç tane istiyorum? 4 tane istiyorsun. 4, 8, 12. 3 yere yaparız olmazsa. Ama nasıl işliyor şimdi? O da önemli. Benim düşündüğüm bir tane yapılabiliyor. Mesela kırmızı yaptın 2 tane. Misal. Üçüncüyü nereye yapacaksın? Çünkü o seçeneği sana vermez ki. 2 tane yaparsın. Oraya gidersin. Sonra sarı yaparsın başka bir yere. Onunla da gidersin. İkişer tane. Yani en fazla 2 tane veriyor diye düşünüyorum. Bir yapalım bakalım da daha sonra bakarız. Şu Earth'ler. Earth burada temel kanesansı istiyor. Eyvah eyvah. Temel kanesansı biraz zor kardeş. Gerçi var. Kaç tane istiyorsun? Bir tane istiyorsun. Ben yine iki tane alayım da belki başka bir yerde ister bir şeyler. Başka ne istiyorsun? Ruhani toz. 24 tane istiyorsun. Gerçi onun ben farmını illaki yapmışımdır diye düşünüyorum. Bir de şu şeylere bakalım. Kristaller neye dönüşüyormuş? Burada dönüşmüyorlar. Çok garip. Burada dönüşme şansları var mı? Yok. Hadi buradan yak. Acaba bunlar nereye dönüştürülüyor?
kafamda deli sorular. Tek düşündüm Ocak gelmişti ikinci seviye. Belki de oradan olabiliyor. Ocak ikinci seviye bakalım. İşleme olacak o da. Ne istiyorsun? Buradan tıklayıp ulaşabiliyoruz. Taş tuğla radyum ulaşım istiyor. O da şöyle arkadaşlar. Taş tuğla ve radyum ulaşımı. Tamam. Öncelikli olarak kitapları bırak. Bitkileri buraya bırak. Yer kalmamış. Süper. Bırak bunları da. Böyle. Kanla ilgili bir sorunum var. Bunları şey koyacağız. Seçkin kalp de varmış bayağı bir. Güzel. Dur. Şu kanlara ihtiyacım var. Şu anlık başka bir şeye ihtiyacım yok. Taş tuğla, radyum alaşımı bana lazım olacak. Eşyalar şu anlık. Bir de bundan lazım. Ruhani toz. Bu kesin bir yerde üretilebiliyor. Bir ocağı yapalım önce de. Kesin bunda üretiliyor bu. Güçlendirilmiş kalas 60. Ya bu değil lan. Yanlış tıkladık. Taş tuğla istiyor sadece. Önce şunu bir yapalım dostlar. Bir görelim ne istiyormuş. Ona göre gerekli şeyleri yaparız. Evet, şimdi geldik buraya. Burası bence güzel duruyor. Veya şöyle bakabilir. Aynen. Burada ruhani toz olmuyor. Farklı bir şey var mı burada? Farklı bir şey yok. Ne şeyi var? Ha, daha fazla malzeme koyabiliyoruz. Tek farkı o. Peki. Ben acaba bu şeyleri nerede üretebilirim ya? Cevher kesim masası olmaz. Acaba diyorum. Bu tarafta mı üretiliyor bununla ilgili? Kristal. Öğütücü de. Öğütücü de diyor. Öğütücü şu ama gelişmiş öğütücü istiyor. Bir bakalım önce bir. Küçüğüne bakalım. Evet, burada bir şey çıkmıyor. Gelişmiş öğütücü yapalım o zaman. Güçlendirilmiş kalas 8 tane. Burada olması lazım o da. 6 tane var. Bizim sandıklarımıza da vardır illaki. Başka ne istiyorsun? Aç kapıyı. Teknolojik hurda istiyorsun. O da kolay. Al sana hurda, al sana güçlendirilmiş kalas. Al bakalım şunu sen öncelikle. Bir tanesini alabilirim. Boşaltmam lazım bu içini. Şimdi bir dakika. Güçlendirilmiş kalas. Al bakalım şunları. Şimdi. Evet. Ruhani toz kristali ile aynı zamanda afet taşı ile ruhani toz oluşturulabiliyor. Şimdi bunları koyduk. Afet taşlarına bakalım. Onlar da biraz zor bulunuyor ama. Gerçi bir ara bayağı toplamıştım. 11 tane var. Çok toplamışız maşallah. Ama üretebiliriz ya. Üretme şansımız da var en azından. 19 tane olmuş toplamda. Kaç tane? Bir tane istiyor. Güzel. Bayağı bir de çıkabiliyor. Şu anlık yeter ama afet taşı gerekebiliyor dostlar. Biz afet taşı üretimine başlayalım en azından. Afet taşları nerede üretiliyor? Simya masasında üretilmesi lazım. Benim hatırladım. Bir de şu ışınlanma şeyini yapalım. Ben normalde şeyden geliyorum. Buradan çıkıyorum. Yukarı yaparız belki. Yukarı git geldi hani zorlanmamak için önce. Bir onu denesek iyi olacak. Şimdi burada mı üretiliyordu afet taşı? Yoksa burası değil miydi abi? Cevher masasında mıydı herhalde? Bir de oraya bakalım. Şurada mıydı? Yo değil. Burası da değil. Allah Allah. Afet taşı neredeydi ya? Hatırlayamadım bir anda.
Kemikle şey lazımdı ona. Ocakta mı üretiliyor acaba? Ocaklarda üretiliyor herhalde. Aynen. Çakmak taşı ve şey lazım. Mezar tozu. Ha, kolay ya. O çok zor bir şey değil. Onu üretsin ama hani elimize kalsın hiç olmazsa. Zorluk çekmeyelim. Burada biraz mezar tozu var. 23 tane. Bunlar 50 tane. Oh varmış. Çakmak taşı da var bana şimdi. Vardır inşallah. İnşallah vardır. 5 tane var. O kadar çakmak taşı var. Nereye gitti onlar? Ha, çok güzel. Burada acaba çakmak taşı var mı sandıklarda? Kesin illaki yani bir 15-20 tane vardır yani hiç olmazsa. Ne demek yok? Vallahi yok. Hadi yavrum çıkarsın. Çıkmadı. O zaman çakmak taşı üreteceğiz. Ne istiyorsun? Tamam kolay. Taş tozu ve şey bakır külçesi istiyor. Acaba büyük odun daha az şey istiyor mu? Değişen bir şey oluyor mu? 9'a 1. Aynı mı? Aynı. Değişen bir şey olmuyormuş. Taş tozu. Bakırımız var mı? Biraz bakır çıkartalım. Evet. Buradan çıkarsınlar yavaş yavaş. Sen de taş tozunu koy. Daha sonrasında bakırı da koy. Bir tane istiyormuş bundan. Güzel. Çok fazla yapma. 50'şer tane olsun yeterli. Onlar bana şimdilik yetecektir. Işınlanmaya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ışınlayıcı ne istiyordu? Şu an yapılabiliyor. Tamam. Atıyorum bir tane tam böyle çıktığım yere koyayım. Yani şurası güzel. Yukarı atalım bakalım. Buraya yapalım mesela. Evet. Mantık bu. Bir tane yapamam. Acaba bağlantı olur mu? Ha, bağlantı yapılamadı dedim mesela. Bunun bağlantısı burası arkadaşlar. Şimdi öyle sayılıyor galiba. Direkt oraya çıkartıyor beni. Tamam. Ona bakacağız. Hizmetkarımız vardı. Ronald, Riley, Stephen, Seymour. George. Kalk bakalım George. George'u kaldırdık. Evet George. Burada. Gayet iyi durumda. Fena değil. %22 uzmanlığı var. O da gezsin etrafta. Şeyler olacak. Bir büyü puanına bakalım. Ulti geldi. Ultimizi de şöyle göstereyim ben size. Atıyorsunuz bir golem çağırıyor ve size kalkan veriyor bir golem yanında durduğunuz sürece. Size bir kalkan veriyor. O da vuruyor sizle beraber ama sonra yok oluyor ve kalkan devam ediyor. Yanınızda. Hem defansif hem ofansif bir yetenek diyelim biz ona. Farklı bir yetenek. Yani başka da bir şey. Yok. Şimdi şey yapalım. Örsümüzü yapalım. Üretim diyoruz. Ruhani toz. Yani 52 tane var maşallah. Onu da buraya yapacağız. Biraz büyük yalnız. Onu sevmedim.
köşeye bu olmaz. Arkadaş öyle bir yer ki biraz büyütme şansım da yok hani. Belki şuraya doğru biraz daha büyüyebiliriz aslında. Büyüme şansım var. Yok değil. Fakat sıkıntı yani. Bayağı büyük sıkıntı. Dışarıdan geçelim. Bu yapıyı bozmayalım hiç olmazsa. Buradan burayı bozmak zorunda kalacağız. Ha, arkaya gitmiyor. Çok güzel bir yermiş. Mükemmel. Bozdum burayı. Hemen yapacağız. Ya bozuk kalsın bir şey olmaz. Abi kalasımız yok. Gerçi kapalı saylandı burası. Garip. Evet şimdi şöyle önce zemin lazım tabii zemin yapmak gerekiyor. Ocak zemin yapıyorum buraya. Ya bir de bu lazım şimdi bize. Ha neyse. Biz içeri nasıl yapmıştık? Hatırlamıyorum. Şu yapmışız tamam. Böyle gelse. Geç buraya ihtiyacım yok benim. Böyle gelmesi çok daha iyi olacaktır. Haydi buraya yapmayalım. Bu çok abes durmasın. Tamam. Böyle geçişi olsun. Fena durmaz böyle durduğunda. Bir kapı da buraya yapalım. Madem. Güzel. Işıklandırırız daha sonrasında burayı. Güzel duracak. Şimdi. Şu an bonus geliyor mu? Geliyor. Örse geçelim. Örsümüz nerede bizim? Burada. Onu da bu köşeye yapmayı düşünüyorum. Gayet güzeldi. Tam böyle şeyde oldu. Geçiş yerinde olması biraz garip oldu da. Böyle de aynı şekilde oluyor. Bir şey fark etmiyor yani. Öyle bir yerde ki. Aslında şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Yolu kapatmıyor mu böyle? Yolu kapatıyor bu sefer de. Şurası en güzeli bence. Sizi ben... Şöyle alabilir miyim acaba? Tam bunlar fazla işe yaramıyor artık bu saatten sonra. Seni böyle aldım. Seni de böyle aldım. Tamam. Sen buraya geç şimdi. Yakıştı oraya. Yakıştı oraya. Evet yeni silahlarımız 23. seviye. Arkadaşlar bunların bir anlamı kalmadı artık. Ne yeni kara gümüş olarak geçiyor. Kara gümüş külçesi istiyor mesela. Artık gümüş farmına başlayacağız. Gümüşle üretim yapma yeri nerede var? Ocak, büyük ocakta görünüyor galiba onlar. Aynen. Bunlarda öyle bir şey yok mesela. Ondan bize büyük ocak lazım. Bunda ruhani toz ve gümüş cevheri ile kara gümüş külçesi oluşturabiliyoruz. Bu da çok önemli bizim için. Benim diğer gönderdiğim adamlarım vardı. Nerede acaba onlar? Geldiler mi? Bir bakalım. Bir saat 55 dakikası var. Güzel.
kutsağımız da burada. 100. ya 100 seviye kan özelliğine sahip. Gayet güzel. Evet dostlar, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.